Ve her cuma olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle mutluluğun reçetesini konuşacağız ama konuya geçmeden önce bizlere bu yayınları sağlayan tabii radyo ve radyonun günü bugün, birkaç cümleyle radyo hakkında da konuşmasını isteyeceğiz Sayın Tarhan'dan. İyi günler efendim, buyurunuz. İyi günler, iyi günler. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Türkiye TRT'mizin bir nevi ilk adımı olan 1927'deki 6 Mayıs Radyo Sultanahmet'teki o Sirkeci'deki radyo yayının da bugün olduğunu duyurdunuz. Bence Türkiye'nin dünyaya açılmasının önemli basamaklarından birisidir. Yani burada Türkiye'nin modernleşmesinin önemli teknik başarılarından birisini gerçekleştirdi. Şimdi biz tabii radyo, şimdi yeni kuşak radyo dediği zaman çok şey yapıyor artık, hatta basit alıyor. Ama o zamanlar için böyle bir radyo yayında bulunmak, yani de ulusal düzeyde bulunmak, bunu çeşitli vericilerle, yansıtıcılarla yapabilmek, yani şu anda uzay uydayı kurmak gibi bir önemi olan bir şeydi o tarihlerde. Evet. Bunun bu nedenle bugün unutulmaması gereken bu. Çünkü uçağın yeniliklerini yakalayamazsak biz, yani yenilikleri yakalayamazsak ne oluyoruz? Dünyadaki medeniyet rekabetinde, yarışında biz sadece arkadaşlığı toplayanlar oluyoruz. Halbuki bırakalım sadece muasır medeniyet seviyesine çıkmak, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak gibi bir hedefimiz olması lazım. Şimdi daha fazlasını yapmamız gerekir. Yani şu ana kadar 100 seneye yaklaşmış, bu 100 sene içerisinde bizim daha fazla şeyler de yapmamız gerekiyordu. Mevcutta yetinmememiz gerekiyor. Bunu yeni kuşaklar yapacaklar. Yani herkes bu binaya bir tuğla koyacak, yeni bir şeyler ekleyecek. Temeller daha önceden atılmış. Yani biz Türk Cumhuriyet olarak bizim tarihimiz sadece bir 100 senelik tarih değil. Evet. Bende Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın şeyi var, ajandası var. 2550 yıla kadar gidiyor ajandada Türk Kara Kuvvetleri. 2550 yıla kadar gidiyor. Yani kurumsallaşmış ilk Türk kurumu olarak düşündüğümüz zaman kara kuvvetlerimiz böyle bir eskiye gidiyor. Biz onun için sadece bu tarihimizi 100-200 seneye indirgemek yerine daha büyük düşünüp daha büyük hedeflere kendimizi hedef seçmemiz gerekiyor. Bu radyo bu nedenle burada köşe taşları olmuş adımlardan birisiydi. Dünyada teknolojide söz sahibi olabilmek, bilimde söz sahibi olabilmekle ilgili önemli bir atılmış bir adım olarak düşünüyorum. Yeni kuşaklara bunu daha iyilere götürmek düşüyor. Biz de bunu daha iyi şekilde geliştirmek düşüyor. Bunun için bu da bizim hedefimiz olmalı. Yani bizim hedefimiz mevcutta yetinmek değil, yani yeni bir şeyler katmak olmalı. Bu gözle ben 6 Mayıs'ı bir değerlendirelim diye düşündüm. Herkese de bu noktadan bu anlamı hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Çok da iyi oldu. Ve bugünkü tabii konumuz da çok temel bir konu aslında. Sürekli insanlığın arayıp da ulaşamadığı, belki çok ender, çok nadir birilerinin ulaşabildiği konu, o da insan nasıl mutlu olabilir? Mutluluğun kaynağı nedir? Bu sorulara hep yanıt aradık ama tek bir yanıt da bulamadık herhalde insanlık olarak. Bunu da merak ediyoruz, dinlemek istiyoruz efendim sizlerden. Tabii mutluluğun reçetesi gibi bir başlık altını düşündüğümüz zaman, tabii reçete biliyorsunuz hekimlerin, insanlar dertli insanlar geldiği zaman o dertine çözüm olarak bir reçete sunulur ona. Reçete sunulur, reçetede bir şeyler yazar, onu uygularsa o kişinin derdinin geçeceğine düşünülür. Demek ki mutluluk içinde bir reçete olduğuna göre insanlarda mutluluk arayışı var, mutsuzluk derdi var demek ki. Mutsuzluk bu aslında ta baktığımız zaman Aristo'ya, Sokrates'e,
Platon'a kadar gidiyor. Aristoteles'in, Platon'un tartıştığı konular, mutluluk konuları. Hatta Aristoteles bunu yazılı hale getirmiş. Yani asıl fikir babası Sokrates ama Aristoteles şöyle diyor. Mutluluğu ikiye ayırıyor. Birincisi hedonistik mutluluk diyor. Yani haz peşinde elde edilen haz, mevcut hazları eylem halinde yaşayabilmek hedonistik mutluluk. Yani bu mutluluğu kişi geçici mutluluk olarak görüyor. Bir insanın mutlu etmeye bunun yetmeyeceğini söylüyor. Peki mutluluk olarak asıl insanı mutlu eden mutluluk odiomanik mutluluk olarak söylüyor ki buna yani hedonistik mutluluk değil, odiomanik mutluluk. Odiomanik mutluluk bir anlam içinde anlam olan bir ideal peşinde koşmak olarak söylüyor mutluluk bunu. Aslında odiomanik mutluluk olarak geçen bu anlamlı ideallere bağlı yapılan eylemlerin toplamı olarak geçiyor. Bu insana kalıcı mutluluk yapıyor. Diğeri geçici mutluluk yapıyor. Eğer geçici mutluluk istiyorsanız şimdi kişinin şu anda lay lay lom, vur patlasın, çal oynasın, geçici olarak mutlu olursunuz. Ama onun etkisi geçince düşünüyorsunuz böyle güzel günler geçtiği zaman hemen onun bitişi bile insana hüzün verir. Güzellik bitiyor. Hüzün bittiği zaman o hüznün bitmesi bile insana mutluluk verir, haz verir. Bu hayatta yani mutluluk bir durumsal değildir. Mutluluk bir süreçtir. Onun için bu süreci yönetmek gerekiyor. Süreç yönetimi. Mutlulukta süreç yönetimini doğru yapabilmek önemli. Bunun için mutlulukla ilgili bizim yaşam felsefemiz olması gerekiyor. Yani mutluluk böyle yani amaçsız yaşamak, canının her istediğini yapmak, duvarları yıkmak, zincirleri kırmak, kafana göre yaşamak. Bu mutluluk demek biraz aldatıcı mutluluk. Hı hı. Bu mutluluğu şu anda maalesef kapital sistem tüketimi artırmak için bu mutluluğu teşvik ediyor şu anda popüler kültür. Mutluluğu yani kazan tüket şarkı içerisinde kazan, harca, eğlen, 5 gün çalış, 2 gün eğlen. Şu anda ABD'de ortalama bir Amerikalı'nın hayatındaki yaşam felsefesi bu. 5 gün çalışıyor, üretiyor, 2 gün eğleniyor. Hafta sonu eğlenemezse, çocuğu hasta olur, başka bir şey olursa çok kötü hissediyor kendini. Bu hedonistik mutluluk insanı mutlu etmiyor. Onun için yeni arayışlara girdi. Hatta bu mutluluğa amaçlayıp da elde edemeyenlerle ilgili bir sendromdan bahsediyor. Adı Kaliforniya sendromu. Zaman zaman da vurguladığım bir bilgidir bu. Kaliforniya sendromu, bu Kaliforniya'da çok yaygın olduğu için yani oradaki mutluluk araştırmaları da çok yapılıyor orada. ABD'nin biliyorsun bizim için Antalya neyse Türkiye için orada Kaliforniya aynı durumda böyle eğlence endüstrisi açısından. Oradaki insanlar birçok şeye sahipler, eğleniyorlar, çok hızlı yaşıyorlar. Hollywood'un olduğu yer biliyorsunuz. Bütün bu var fakat insanlar eğlence endüstrisi var ama gene mutlu değiller. Bunun üzerine insanlar bakıyorsunuz mutlu olmayan insanlarda ikinci bir özellik var. Niye bu kadar şeye sahipti mutlu değil? Bu kişide egosentrizm var. Bu kişilerde egosentrizm var. Yani o şekilde ki mutluluk böyle bencilliğin krallığındaki mutluluk sahte oluyor. Mutluluk arayışı sahte bir mutluluk arayışı oluyor. Yani bu yani bir nevi bunu şöyle bencilliğin krallığında yaşıyorsanız mutlu olamazsınız. Sahte bu geçici olarak o an mutlu olursunuz ama kendinize o sürdüremediğiniz için ve kontrol edemediğiniz için elinizden kayıp gittiği zaman daha kötü olursunuz. Geçenlerde bakın bu ünlü herkesin bildiği bir Amerikalı aktör var. Alain Delon biliyorsunuz. Evet. Açıklama yaptı. Ya bu yaşlılık çok berbat bir şey dedi. Şey istiyorum dedi. Ötenazi istiyorum diyor. Yani evet. Bir şeye başvurup Kanada'da serbest mesela. İsviçre'de de öyle. Oraya başvurup beni doktor kontrolünde öldürün diyor. Bir çeşit intihar. Niye? Çünkü ya hızlı yaşamış ama artık yaş ilerledikten sonra aynı şeyi devam ettiremiyor. Halbuki mutluluk felsefesi doğru olsa onun
o kişi her yaşın mutluluğu yakalayacak bir boyutu vardır. Her yaşın. Yani hep 18-20 yaşında gibi yaşamak istiyorsanız bu gerçekçi değil. Belki hoştur ama bu mümkün de değil zaten. O halde ne yapacak? Hani her mevsim bir bahçen olacak. O bahçede her mevsim çiçek açan bir ağaç olacak. Hayatı böyle görürseniz sizin, ya çocuklukta da mutlu olmayı başarırsınız, ergenlikte de, orta yaşta da, ileri yaşta da mutlu olacak bir şey bulursunuz. 92 yaşındaki bir hanımefendiye soruyorlar, çok mutlu birisi. Nasıl mutlu olabiliyorsunuz? Birçok da hastalığınız var diyor. Diyor ki, ben çalışmayan uzuvlarımı değil, çalışan uzuvlarımı düşünüyorum diyor. Bu da bir bakış açısı. Ve hayatı insanlara kattığı anlam oluyor bu insanların. Bu da yani ikinci mutluluk, önemli mutluluk. İşte anlam mutluluğu dediğimiz mutluluk. Bu anlam mutluluğunda da kişi ne olacak? Kişi yaptığı işler böyle öyle idealler olacak ki içinde anlam olan idealler olacak. O anlama bir katkı sağladıkça mutlu olacak. Katkı sağladıkça mutlu olacak. Bu tarzdaki mutluluğu yakalayan yaşam felsefesi mutluluk biliminde çok önemli. Yaşam felsefemizi eğer biz doğru şekilde yapılandırırsak bir insanın mutlu olmaması mümkün değil her halükarda. Şimdi düşünüyoruz şu andaki günlük hayatta yapılan işte araştırmalar, mutluluk araştırmaları var. Yani ABD'de yapılan en son mutluluk araştırmaları var. Yani kişi başı gayri safi milli hasıla 1950 ile 2000 yıllar arasında 20 bin dolardan 35 bin dolara çıkmış. Ama aynı tarihlerde yapılan mutluluk araştırmalarında %28-29 30'larda kalıyor çok mutluyum diyenlerin oranı. Hiç artmıyor. Onun üzerine para mutluluğu satın almaz diye meşhur Amerikalı söz var, onu söylüyorlar. Yani maddi gücün olması mutluluğu satın almıyor. Mutluluğu satın almak için muhakkak başka sermayeye ihtiyacım var. Bu da sosyal sermaye, duygusal sermayedir bu. Şimdi mantıksal zeka seni zengin yapabilir. Ama sosyal ve duygusal zekanı geliştirmezsen mutlu olamazsın. Mutluluğun formülünde onun için 3 zeka alanını güçlendirmek gerekiyor. Mantıksal zeka, sosyal zeka ve duygusal zeka. İşte bu Kaliforniya sendromunda mesela insanlar 3. belirtisi onun yalnız kalıyorlar kişilerde. Yalnızlık ortaya çıkıyor. Ve en sonunda mutsuzluk ortaya çıkıyor ve bir müddet depresyon, intihar olayları artıyor kişilerde. Özellikle yani kişi stres altında, kriz durumlarında daha fazla bu ortaya çıkıyor. Mutluluk bu nedenle insanın yaşam felsefesi derken beklentilerimizle elde ettiklerimiz arasındaki sağlıklı işi kurmayı başarmaktır mutluluk. Bak, her insanın hayatında beklentileri var. İşte şuyum olsun, buyum olsun, şöyle sahip olayım, şöyle bir hayatım olayım. Bunun dışında ama elde ettikleri var. Elde etmek istedikleri ama elde edebildikleri var. Bunların arasındaki dengeli ilişkiyi kurabilen kişi mutlu olabiliyor. Mutlu olabiliyor. Yani elde edemediğine takılırsa mutsuz oluyor. Ama elde ettiklerine sahip olabilirse, elde ettiklerine sahip olduktan kıymetini bilirse mutlu olabiliyor. Yani bu nedenle kişinin bu dengeyi sağlaması gerekiyor. Yani hiçbir tam bir böyle şey halinde, tembellik halinde durmak da mutluluğu insana sevk etmiyor. Yani mutluluk hareket halinde mutluluktur. Yani mutluluk kovalandıkça yakalanacak bir şey değildir. Yani onun için mutluluk renkli gölge gibidir. İnsan gölgesini yakalamaya çalıştıkça kaçar. Yakalayamazsınız. Ama siz hedefinize giderseniz o renkli gölge arkanızdan gelir. Onun için mutluluğu en güzel şey yapabilecek renkli gölge. Yakalamak istediğimiz renkli gölge. Ne yapacağız? Onu yakalamak istemeyeceğiz. Hedefimize odaklanacağız. Doğru adımlarla gideceğiz. Arkamızdan geliyor kişi. Akşam oturduğun zaman yaptıklarını, yapabildiklerine bakıyorsun. Böyle bir durumda sıradan şeylerden mutlu olmayı başarabilmek. Bir çocuklarınla bir arada oturabilmekten, bir çay içebilmekten, sahip olduğun şeylerden mutlu olabilmekten, bunların kıymetini bilebilmek de mutluluk da çok önemli. Bunlara hatta biz böyle durumlarda insanda şükran duygusunun mutluluk bilimindeki öğretilen modüllerden birisi de insanda şükran duygusunun öğrenmesi gerekiyor. Küçük şeylerde mutlu olmayı başarabilmek. Yani burada yani insandaki o böyle
üç tane tehlikeli insanı şey yapan, üç karanlığın üç atlısı vardır insanı mutluluktan uzaklaştıran. Bak, açgözlülük, doyumsuzluk ve hırs. Bunlar. Bu muhteresli olmak, doyumsuz olmak, açgözlü olmak, bencil olmak. Bunlar olan bir kimsenin mutlu olması mümkün değil. Çünkü bu kişiler sıradan şeylerle yetinemiyorlar. Yetinme duygularını kullanamıyorlar. Daha fazla dedikleri için zalimleşiyorlar. Zalimleşiyor, başkalarının hakkını da yemeye başlıyorlar. Bir müddet sonra zalim bir zengin oluyor ama yalnızlaşıyorlar. Mutsuz oluyor. Mutlu olamaz bu kimseler. Sadece mutluluk rolü oynarlar bu tarz kişiler. Bunun için mutluluk da insanın yaşam felsefesini doğru oluşturması önemli. Hatta bununla ilgili mesela günlük bir şey diyelim, mutlulukla ilgili böyle bir mesele reçete aranıyorsa, kişinin bir 3 A diyoruz bak, anlam, biraz önce özetlemişim, anlamın olması hayatında, bir amacının olması ve arkadaşının olması, bak arkadaş. Yani insan ilişkisel bir varlık, tek başına yaşamaya göre programlanmamış, sosyal bir varlık. Hani sosyal zekasını da geliştirmek diyoruz ya, sosyal bir yapının bir parçası olmayı hedeflemesi gerekiyor. Ben merkezi insanlar onun için mutlu olamıyorlar. Belki başarılı gibi zengin oluyorlar, başarılı oluyor, mutlu olamıyor. Yalnız oluyorlar ve yalnız bir şekilde hayatlarının sonunda da yalnız kalıyorlar. Güç ellerindeyken etrafında sahte birçok dostlar da olabiliyor. Mesela mutluluk üzerine yapılmış bazı genetik çalışmalar var. Yani genetik çalışmalarda bu Aristoteles'in tezi de incelenmiş. Kişi haz veren eylemler bitince beynin stres üreten hücrelerinin aktivitesi hemen başlıyor. Genler aktivitesi. Ama kişinin böyle haz verici eylemler değil de böyle bir anlam peşindeki eylemler yaptığı zaman kişinin stres genleri anlamlı biçimde azalıyor. Stresli genleri azalıyor. Ya bu ve bu bağışıklık sistemimizi güçlenmesine sebep oluyor. Yani stres yönetiminde de çok önemli. Haz peşinde koşan, mutluluğu, hazları tatmin etmeyi indirgeyen kişilerdeki stresi yöneten genetik hareket, genetik genlerimiz var. CTRA diye bir gen, stres geni var. Bu gen anlamlı bir şekilde haz peşinde koşanlarda daha hızlı çalışıyor. Ama anlam peşinde koşanlarda yaptığı işi, bak bugün şu işi yaptım, hayat yolumda bir anlama gitmek için bir basamak geçtim dediği zaman, kişi böyle durumda da o strese tetikleyen gen, CTRA geni anlamlı biçimde yavaş, daha dengeli çalışıyor. Aşırı çalışmıyor. Yani vücudun bu savunma sistemi demektir bu. Onun için yani anlık tatminler mutluluk için tavsiye edilmiyor ama orta uzun vadeli tatminler hedefleniyor. Bunun için de kişinin böyle hedefinin olması, gelecekle ilgili idealinin olması, o ideal içerisinde o ideale giderken bir basamak yapmış olmak kişinin kalıcı mutluluğuna sebep oluyor. Bu da mantıksal zekanın, sosyal zekanın ve duygusal zekanın dengeli kullanılması. Arkadaş ilişkilerini, yakın çevre, aile, meslek çevresi ilişkilerini dengeli tutabilmek. Burada da mutluluk da gene var. Bunları yaparken mesela anlam, amaç ve arkadaş, 3 A diyelim. Bu 3 A'yı böyle bir kaba koyacaksınız ki bu kabın adı sevgi, kabı olacak. Ve sevgi kabına koymak da yetmiyor. Bu sevgi kabını saygı çerçevesi içerisinde 3 A'yı 3 S ile çalıştıracağız. Anlam, amaç ve arkadaş ağasını sevgi, saygı, sevgi kabı içerisinde saygıyla ve sabırla karıştıracağız. Evet. Mesela 3 S ile karıştırdığım zaman emin olun, bu hani reçete denildiği zaman ben de hani böyle bir özet olsun diye söylüyorum. Bunları yaptığımız zaman hayatımıza anlam olsun, bir amacımız olsun, bir yakın arkadaş çevremiz olsun. Bunu sevgi kabına koyalım, saygıyla, incitmeden, nezaketle karıştıralım. Ama bunun için de acele etmeyelim, sabırlı olalım.
sevgi, saygı, sabırla anlam, amaç ve arkadaşı birlikte ele alalım. Hatta bununla ilgili mutluluk biliminin bilimsel metodolojisini yazan Seligman'ın çok güzel bir PERMA modeli var. Onu da kısaca hemen özetleyeyim. PERMA modelinin birincisinde şey var, pozitif emotion var. Yani olaylara pozitif anlam yüklemek, pozitif duygu yüklemeyi başarmak. Negatif yönünü görüp ama pozitifine odaklı gidebilmek. İkincisi PERMA yönteminin engagement ikincisi. Yani akış duygusunu yakalamak. Bir şeye kendini kaptırıp 3-4 saat onda bir zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacak şekilde çalışabiliyorsan, angaje olabiliyorsan ikinci aşamasında yapmışsın demektir. Üçüncüsü relationship, ilişkiler. Yani biraz önce arkadaş dediğim PERMA modelinin. Üçüncüsü meaning, anlam peşinde koşmak. Anlam peşinde. PERMA modelinin dördüncü, beşincisi de A. Bu da accomplishment deniyor. Küçük başarılar elde etmek. Yani bugün şunu yaptım, çok şükür şunu sevindirdim, bugün şu işi başardım denilen küçük böyle başarı duygusunu yakalayabilmek. Bunu yaptığın zaman emin ol mutluluğun formülünü yakalamış olur. Hiç de zor değil bunları yapmak. Bunları yapmak için şuyum olsun, buyum olsun diye düşünmeye gerek yok. Doğru bir yaşam felsefesi, doğru bir niyet ve gayret burada çok işe yarayabilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Önemli bir konuydu çünkü gerçekten anlam arayışımız bir ömür boyu süren bir süreç ve bunu da ayrıntılarını sizden öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın efendim. Rica ederim. İyi yayınlar hocam. Teşekkür ediyoruz ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Derya Zümbülcan'la özellikle bahar yorgunluğuna karşı beslenmeyi konuşacağız. Önemli bir konu. Kaçırmayın diyoruz. Ve evet, şimdi de Cemil Demirbakan sizlerle.